Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size şöyle küçük minnoş hediye kutuları yapmayı göstereceğim. Önümüzde yaklaşan sevgililer günü için kullanabilirsiniz ya da herhangi birine bir hediye aldığınızda içine koyarak bu şekilde kutuyu hazırlayabilirsiniz ya da halihazırda almış olduğunuz bir hediyenin yanına kendiniz el yapımı böyle bir süs hazırlayabilirsiniz. Şu yapımı çok basit. Gerekli olan malzemelerimiz bir tane A4 renkli, bir tane de yapıştırıcı. Aslında tüm gerekli malzemeler bunlar. Geri kalanı şöyle üzerlerini süslemek için ip olabilir, bant olabilir. Yani size kalmış aslında. Sadece dediğim gibi kutu yapımı için gerekli malzemeler bir tane A4, bir tane de yapıştırıcı. Hemen nasıl yaptığımızı şöyle başlayayım. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve istediğiniz bir materyal olduğunda aşağıya yorum olarak bırakmayı da unutmayın. Hemen başlayalım. Şöyle A4'ümüzü tam ortadan ikiye katlıyoruz. Daha sonra açıyorum. Bu tarafını tam ortadaki çizgiye gelecek şekilde şöyle katlıyorum. Tam ortaya gelecek şekilde. Daha sonra bu tarafını katlarken bir parmak, şöyle bir parmak olacak şekilde üzerine, şöyle bir parmak olacak şekilde üzerine katlıyorum. Biraz taşırıyorum, geçiriyorum yani. Çünkü yapıştıracağız orayı daha sonra. Herhangi bir ölçü kullanmıyorum ama siz parmağınızın olduğu yerden şöyle kalemle çizip o şekilde de katlayabilirsiniz. Şöyle açıyorum. O üzerine taşırdığımız kısım kadar yapıştırıcı sürüyorum, o kısma sadece. Dediğim gibi siz çizgi koymuş olursanız eğer çizersiniz, o şekilde de sadece yapıştırıcıyı sürebilirsiniz. Ben göz kararı şöyle yapıştırıcımı sürüyorum. Şöyle köşeleri özellikle daha çok sürerseniz yapıştırırken açılmasın ya da daha sonrasında. Evet, yapıştırıcımı sürdüm. Bu kısma şöyle kaplıyorum. Burayı iyice bastırın. Daha sonra açılmasın. İyice kurusun. Şöyle hatları da keskinleştirin. Sağlam başlayalım yani. Daha sonra dağılmasın, elimizde kalmasın. Evet, şu an elimizde şöyle bir şeklimiz oldu. Daha sonra elde ettiğimiz bu şeklin altından şöyle 3 parmak olacak şekilde kıvırıyorum. Yine göz kararı yapıyorum. Ölçü kullanmıyorum. Şöyle kıvırdım. Daha sonra bu kıvırdığım yeri şöyle açıp yanlardan şöyle içeri doğru bastırdığımda kendi zaten kıvrılıyor. Şu şekli alıyor bakın. Şu çizgiler ortadaki çizgiye denk gelecek şekilde. Zaten denk geliyor aslında. Kendi şeklini buluyor o. Şöyle kıvırıyorsunuz. Bu taraftan. Bu taraftan da aynı şekilde. Şöyle bir şekil elde ediyoruz. Daha sonra şu üstteki bölümü ortadaki çizgiyi hafif geçecek şekilde. Çok az geçecek şekilde. Şuraya kadar gelecek şekilde kıvırıyorum. Şöyle biraz geçirdim bakın. Şu hatları şöyle keskinleştirmeniz önemli. Daha sonra lazım olacak çünkü. Yumuşak kalmasın. Alttaki bölümü de yine üst tarafa, hafif şu üst tarafa geçecek şekilde yine katlıyorum. Yani denk getirmiyorsunuz. Hafif taşırıyorsunuz. Şöyle bakın katladım. Burada önemli olan ister istemez geliyor zaten de şu üçgen çizgiler, yani şu taraftaki çizgiler paralel olsun yani. Alt alta tam denk gelsin. Bu tarafa bakıyorum, denk geldi. Bu tarafa bakıyorum. Evet, bu da denk geldi. Şöyle yine keskinleştiriyorum. Daha sonra bu kıvırdığım yerleri şöyle açıyorum. Çünkü yukarıdaki köşelere, yukarıdaki köşede oluşan üçgenlere, yani sadece şu bölüme yapıştırıcı sürüyorum. Sağ tarafına. Aynı şekilde sol tarafına sadece şu taraftaki üçgene yapıştırıcı sürdüm. Sonra yine katladığım şekilde şöyle yapıştırıyorum. Hafif taşımışım. İyice bastırın, iyice yapışsın, açılmasın. Köşeleri keskin olsun. Evet, şöyle. Şimdi alt taraftaki üçgenlere, alttaki üçgenleri yine aynı şekilde şuraya, şuraya sürüyorum. Bir de şu köşeye, hani taşırmıştım ya biraz. Şu kadar, taşırdığım kadar yapıştırıcı sürüyorum. Üst tarafı sabitleyeceğim çünkü. Şu köşelere sürdüm. Alt tarafa da şöyle hafif geçtim. Aslında burası önemli. Çünkü kutunun altı olacağı için, açılmaması için hediye koyduğunuzda bu tarafı iyice, şu alt bölümü özellikle sağlam yapıştırın. İyice keskinleştirdik. Evet, şu an kutumuzun alt tarafı aslında hazır. Hiç bozmadan şöyle hemen yan çeviriyorum. Buradan da bir parmak olacak şekilde kıvıracağım. Bir parmaktan kastım da, yani kıvırdığımda şu üçgen şuraya denk gelecek şekilde diyebilirim. Şöyle yine dediğim gibi bir parmağa denk geliyor aslında. Kıvırıyorum. Tekrar söylüyorum, şu üçgen şuraya gelecek şekilde kıvırıyorsunuz yani kısaca. Şöyle dümdüz göz kararı kıvırıyorum. Bu tarafı da aynı şekilde üçgen olacak şekilde, burayı kapatacak şekilde kıvırıyoruz. Bakın göz kararı yapıyorum, hiç şey değil, zor değil. Ölçü, cetvel vesaire gerek yok. Şöyle kıvırıyorum. Evet. Şimdi böyle dümdüz bir şey görünüyor. Şöyle düzeltiyorsunuz. Elinizi içine soktuğunuzda şu alt tarafı, tabanı olacak şekilde açılıyor. Görüyorsunuz. Elim içindeyken şöyle köşelere baskı yapıyorum ki zemini tam düz olsun diye. Evet, şu an şöyle bir şey var elimde. Daha sonra kutunun köşesindeki bu tümseyi içine kıvırıyorum. Şöyle içine bastırıyorsunuz hafifçe. Şu kenarlardan sabitlerseniz, keskinleştirirseniz daha kolay olur. Bu şekilde, bu tarafı da aynı şekilde. Yani şunu yapmaya çalışıyoruz yani. Şu şekli almasını sağlamaya çalışıyorum. İçine bastırıyorum. Köşeleri de şöyle sabitledim. Keskinleştirdim. Aynı şekilde bu tarafa da yukarıdaki tümseyi içine bastırdım. Hafif. Bir yandan da kenarlarını keskinleştiriyorum. Dış kenarlarını. Bu tarafı da aynı şekilde. Zaten kendi içine bakın girmiş oluyor. Şuradan köşeden hafif şöyle düzeltiyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Şöyle düzelttim hafif. Bu kadar. Şimdi elimde şöyle bir kutum var halihazırda. Bundan sonrası sizin hayal gücünüze bağlı aslında. Bunu şöyle direkt yapıştırıp kullanabilirsiniz. Bu birincisi. Daha sonra direkt üstten, bakın tarafları içine girmişti zaten. Böyle kıvırıp yapıştırıp buraya üzerine not yazabilirsiniz. Bu da olur. Ya da şu şekilde önüme alıyorum. Bakın şöyle kenarları zaten içine girmişti. Şöyle bastırıyorum. Şimdi bu sizin hediyenizin büyüklüğüne göre değişebilir bu kutunun büyüklüğü. Yani dediğim gibi burayı kaplayacak bir hediyedir. Hemen üstten kıvırırsınız ama daha küçüktür. Daha küçücük bir şeydir. Bir yüzük kutusudur mesela ya da bir bilekliktir, bir şeydir. Bu kutuyu istediğiniz kadar küçültebilirsiniz. Katlayabilirsiniz. Ben şöyle kullanıyorum. Yani şuradaki yaptığımız işlem, şu kıvrıklıklar nasıl oldu? Ters düz şeklinde kıvırıyorum yukarıdan. Şöyle. Bir bu tarafa kıvırdım. Küçük. Sonra çeviriyorum. Tersi yönünde. Aynı büyüklükte böyle kıvırıyorum. Yani bu işlemi kutuyu küçültmek istediğim yere kadar yapıyorum aslında kısaca. Ters düz olması önemli. O şekli elde edebilmek için. Yani şu an yeterli benim için. Şöyle kıvırdım. Bir kere daha kıvırayım. Biraz daha minik olsun. Evet. Daha sonra burayı açıyorum. O şekli elde edebilmem için şöyle ortasından tutuyorum. Bastırıyorum ve kenarları şöyle kıvırıyorum. Aslında bu kadar basit. Şöyle kenarlardan şöyle iyice açın. Bir şey olmaz. Kağıt zaten bu. Buraları kalın olduğu için de yırtılmaz. Şöyle ortadan tutup yukarı doğru açıyorum. Evet. Kutumuz bu şekilde hazır hale geliyor. Geri kalanı sizin dediğim gibi süslemek istediğiniz materyale göre değişir. Burayı yapıştırabilirsiniz. Birbirlerine ara katları yapıştırıp burayı sabitleyebilirsiniz mesela. Şöyle olur. O da güzel. Şöyle durur. Ya da açıp sadece ortaları bantlayıp bu şekilde durmasını sağlayabilirsiniz. Ya da dediğim gibi şu şekle herhangi bir materyalle de bağlayıp sabitleyebilirsiniz. Ben mesela bunu bantla yapacağım. Şöyle bir renkli bandım vardı. Çok yapışkanlı değil bu zaten. Şöyle boyutu kadar çıkarayım. Göz kararı yapıyorum. Şöyle altından. Bir şeyle bağlayacaksanız bu arada bağlayacağınız o yer düğüm şuraya gelecek şekilde olsun ki buraya tutsun. Yapıştırmıyoruz ya çünkü. Yapıştırmayacaksanız yani daha doğrusu. Bakın tam şurada. Bu kıvırdığım, şu kıvırdığım yerde sabitliyorum. Şuraya şöyle yapıştırabilirim. Bu bant olduğu için birbirine zaten yapıştılar. Şöyle gelişi güzel bırakıyorum. Bunu daha sonra zaten geri kalanını düzenlemek. Evet, kutumuz bu şekilde hazır hale gelmiş oluyor. Çok tatlış görünüyor bence. Hem zaten el yapımı, el emeği gayet güzel duruyor. Bu üstü istediğiniz gibi herhangi bir şeyle zaten süsleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir yapmamı istediğiniz ya da görmek istediğiniz, merak ettiğiniz bir materyal varsa yorumlarda yazarak belirtebilirsiniz. Başta da söylediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.